Herkese merhaba millet, ben İrfan. Bugün Photoshop'ta yüzümüzü nasıl logo haline getiririz onu göstereceğim. Örnek resim indirmiştim ben internetten. Bu abimizi buldum. Şimdi bunun yüz hatlarını seçeceğim. Kement tarayıcını alıyorum. Kısa yol L tuşu. Arka plan zaten beyaz olduğu için pek uğraşmayacağım. Direkt çizip geçeceğim şu taraflarını. Şöyle. Birazcık yukarı alalım. Direkt böyle seçip geçiyorum. Ve bunu pen tool'la da yapabilirsiniz. Veya hızlı seçim aracı vesaire. Ama pek uğraşmayacağım için, hani arka plan beyaz zaten, uğraştırmaz beni. O yüzden ben direkt Kement tarayıcıyla seçiyorum. Tamamdır. Şimdi Ctrl J ile bu seçtiğim alanı yeni bir katmanda oluşturacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi görüntü ayarlamalar diyorum. Burada eşik. Bunu seçiyorum. Siyah beyaz bir hale getiriyor resmi. Şunu birazcık kısalım. Tamam diyorum. Şimdi yeni bir belge oluşturalım. Buraya arka plan rengi yapıyorum. 1920'ye 1080, tabii çözünürlük boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamam dedikten sonra şuraya geliyorum. Seç renk aralığı. Burada buna tıklarsam beyazı seçiyor. Hani beyaz renkleri seçer. Buna tıklıyorum. Siyah olan kısmı bana lazım çünkü. Tamam dedikten sonra burada V veya kısa yol tuşu V veya buna tıklayarak şuradan resmimizi alıyorum. Yeni logomuzu buraya koyuyorum. Şimdi bunu küçültmen lazım. Tabi görüntü boyutunu bozmadan, yani şöyle veya şöyle durmasını istemediğim için Shift tuşuna basıyorum. Belli bir, sadece büyütüp küçültüyor, resmin oranıyla işimiz var bizim. Bozmuyor resmi. Bunu birazcık daha küçültelim hatta. Tamamdır. Şimdi CTRL ile bu iki katmanı seçiyorum. Çünkü tam ortalayacağım. Neye göre ortalayacağım? Bu seçtiğim katmana göre. Ortaladıktan sonra şurada fazlalıklar vesaire birazcık düzgünleştirelim logoyu. Şu fırçayla şuradaki beyazlıkları kapatalım. Tabi sadece kaba taslak olarak yapıyorum. Nasıl yapıldığını öğrenin diye. Tamamdır. Şimdi arka plan resmimiz sadece beyaz olmasın, biraz daha şık yapalım. Bunun için şurada görmüş olduğunuz, direkt açtım. Degradeyi seçiyorum. Burada siyah beyaz yapıyorum. Bir yuvarlak olması için radyalı seçiyorum buradan. Tabi etrafı siyah olacağı için şunu ters yapayım. Şunu arttıralım biraz. Tamam. Ya, farkı anlamak için. Şunu birazcık yukarı alabilirim hatta. Tamamdır. Şimdi böyle kalmasını da istemiyorum. Daha şık, hoş bir logo olması için bir tane resim indirmiştim, bir uzay resmi. Şunu alıyorum. Katmanı çoğalt diyorum. Bizim çalıştığımız belge başlıksız bir bu. Bununla işim yok benim daha. Bununla da yok. Bunu da kapat. Fotoğrafımızı indirdik şimdi bu belgeye de koyduk. Ama yalnız sadece ben şu logonun olduğu kısma kadar gözükmesini istiyorum. Diğerlerinin kapanması için alt tuşuna basıp, yani direkt maskeliyor bu aslında. Hızlı bir yöntem. Bayağı seviyorum ben bunu. Çok açık renk olmasın, böyle durmasın. Böyle resmi kaydırabilirsiniz şurada. Şöyle yapsam
tam ne tarafına geleceğini görmek için ayarlayabilirsiniz bunu. Şimdi buna çift tıklıyorum veya şuradan FX'ten karıştırma seçeneklerine geliyorum. Eğim ve kabart. Bir kabartma olsun. Şunu kapatalım. Şunu da yumuşak yapalım. Tamam. Mesela bir text ekleyelim buna. Altına diyelim isim, soy isim de yazmasını istiyorum. Burada font dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Şöyle. Mesela bunu da aynısından yapalım. Şuradaki galaksi tarzında olsun. CTRL-J ile bunu da çoğalttım. Bunun üstüne atalım şunu. Tekrar alt tuşuyla maskeliyorum hemen. Sonra şu ikisini birleştirmeye gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi gayet basit, hoş, şık da duruyor. Yüzümüzü bir logo haline getirdik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.